Hocam bir seyircimiz sormuş, demiş ki selamünaleyküm demiş, işrak vakti güneş doğduktan 20 dakika sonra kılınabilir mi demiş, yoksa 45 dakika beklemek lazım mıdır demiş. Normalde önceleri biz 45 dakika bekliyorduk. Yani güneşin doğumundan sonra 45 dakika bekliyorduk ama Efendi Hazretlerimiz, Sultanımız Mahmud Efendi Hazretlerimiz bunu yarım saate kadar düşürdü. Yani vakti o aradaki bir mızrak boyu deniliyor. İşte güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden sonraki vakit işrak vakti olmuş oluyor. 30 dakikadan aşağı düşürmemek lazım. 30 dakikaya düşürebiliriz ama 30 dakikadan aşağı düşürmemek lazım işrak vakti. İşrak namazını kılabilmek için. Onun da çok büyük fazileti vardır biliyorsunuz inşallah. İnşallah. Kaçırmamak lazım yani. Günün bereketinin dağıtıldığı vakit. O ara işte o ara. İşrak vakti diyoruz ya. O günkü insanların rızkı o anda dağıtılıyor yani. Allah'ım inşallah o vakitleri en güzel değerlendirmek lazım. Zikirle geçirmek lazım. Allah muhafaza uykuyla geçirip de rızkımızı uykuda aramamak lazım. Mevlam inşallah güzel anlamayı nasip eylesin. O vakitlerde hocam ama hani şeytan böyle insana o andaki uykuyu öyle tatlı gösteriyor ki ama o anda bir uyudum da bütün gününde o şekilde geçiyor. Evet, yani. Bugün bereket dağıtılacak ya. Ama size bir şey söyleyeyim mi Muhammed hocam? Yahudi çocuklarını o saatte uyutmuyormuş biliyor musunuz? Güneşin doğumunu seyrettiriyor ve o saatte yani o işrak vaktinde rızkın, bereketin dağıtıldığını bildiği için çocuklarını uyutmuyormuş yani. Bir Yahudi çocuklarına bu kadar hassasken bir Müslüman Allah'ım inşallah buraları çok güzel anlamayı nasip eylesin. Gerçekten vakitlerimizi, o vakitlerimizi çoluğumuzla, çocuğumuzla razı olunan şekilde geçirmeyi Mevlam bizlere nasip eylesin inşallah. İnşallah hocam.